Sayın Başkan, biraz önceki konuşmada İYİ Parti Grup Başkan Vekili Sayın Musavat Dervişoğlu'nun grubumuza yönelik bir sataşması oldu. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak tavrımız muhalefete muhalefet etmek değil. Biz daima iktidarın yanlışlarını eleştiririz, iktidara muhalefet ederiz. Hayırımızın gerekçesini de hatibimiz kürsüde gayet güzel açıkladı. Buradan bir kez daha yenilemek istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti topraklarında yabancı asker postalı istemiyoruz. Yabancı asker postallarına bu ülkenin topraklarını çiğnetmeyeceğiz. Yabancı askerlerin bugüne kadar Türkiye'ye gelmemesi bundan sonraki 2 yıl içinde gelmeyeceği anlamına gelmez. Kaldı ki bu yabancı askerler kim? Amerika olmayacağı açık. Suriye olmayacağı açık. Özür dilerim. Rusya olmayacağı açık. Zaten 3 milyondan fazla Buyurun tamamlayın. Tamamlayın. 3 milyondan fazla Suriyeli göçmene ev sahipliği yapan bir ülkeyiz. Ekonomimiz gün geçtikçe kötüye gidiyor. Mülteciler ülkenin dört bir yanına giriş yapmış ve şimdi de yabancı asker diyorsunuz. Yabancı askerden kastınız ÖSO mu? Özgür Suriye Ordusu mu? Nasıl bir tehdit algısı var ki Türk Silahlı Kuvvetleri, polis ve jandarma kuvvetlerinin yetersiz olabileceğini ve gerekirse dışarıdan yardım alabileceğini ima ediyorsunuz. Ne olursa olsun biz bu ülkeyi yabancı askerlerin postallarına çiğnettirmeyeceğiz. Sayın Zengin de söz istedi, daha önce istedi. Buyurun Sayın Zengin, sonra Sayın Dervişoğlu'na verir. Sayın Başkanım, ben de genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Şimdi buradaki çok temel birkaç kafa karışıklığını ifade etmek gerekiyor. Birincisi, ben Cumhuriyet Halk Partisi'ni hatırlatmak istiyorum. Aynı kelimelerle, birebir aynı kelimelerle yazılmış bir tezkereyi 2016'da ve 2017'de kendi grup başkan vekilleri Engin Altay Bey'in desteklerini ifade ederek yaptığı konuşmalarla el kaldırıp evet oyu kullandılar. Aradan geçen süre içerisinde hangi ilişkiler, hangi temaslar, yani kamuoyunun takdiridir, burada onları şimdi uzunca anlatmayacağım. Bugün de kamuoyunu şiddetle yanıltıyorlar. Burada bir defa temel bir muhakeme hatası var. Bakın imzası olan ülkelerden bahsediyoruz. Eğer dediğiniz asker meselesi ise bir ülke olması lazım. Bahsettiğiniz şeyler, ÖSO vesaire bir devlet askeri midir? Bu nasıl bir kafa Buyurun tamamlayın lütfen. Burada bahsedilen şey 80'den fazla ülkenin Birleşmiş Milletler'de bölgeye dair beraber verdiği ortak bir kararın 2014'te verilen karara Türkiye'nin 2015'teki iştirakiyle oluşan bir tablodur. Aynı zamanda arkadaşlar farkındalar mı bilmiyorum. Aynı ifadeler Afganistan için olan tezkerede de vardı ve kendileri evet oyu kullandılar. Galiba niçin evet, niçin hayır dediklerinin farkında değiller. Bir diğer söyleyeceğim de şey Sayın Saruhan Beyefendi için Oruç Beyefendinin ifadesinde vardı. Milli Savunma Üniversitesi'ne sizin üniversiteniz dedi. Ben eminim size oy veren insanların çocuklarından da orada okuyanlar vardır. Burası Türkiye'nin bir üniversitesidir. Altını çizmemiz lazım. Milli Savunma Üniversitesi'nin hazırladığı dergide devlet teröründen bahsettiği şey arkadaşlarım da size ifade ettiler. İsrail gibi, Amerika gibi ülkelerin yaptıklarından bahsediyorlar. Bugün burada yaptığınız bütün konuşmalarda maalesef Buyurun toparlayın, bitirin lütfen. İsrail'le Türkiye'yi eşler tutuyorsunuz. Size yazıklar olsun. Yazıklar olsun sizlere. Hangi hakla? Hangi hakla siz İsrail ile Türkiye'yi eşdeğer devlet tutarsınız? Buna hangi vicdan el verir? Bu ülkenin meclisinde milletvekili olacaksınız ve İsrail'in uyguladığı terörle Türkiye'yi eşdeğer tutacaksınız. Sizi milletimizin vicdanına emanet ediyorum. Onlar size gereken cevabı vereceklerdir. Teşekkür ediyorum. Sayın Dervişoğlu, siz... Çok teşekkür ederim Sayın Başkanım. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi... Affedersiniz Sayın, söz talebinizi
tam anlamadım. Yani sataşmadan mı söz istiyorsunuz? Gayet tabii sataşmadan istiyorum efendim. Görüşlerimle alakalı isim de zikredilerek, şahsımın ve partimin ismi buyurun, zikredilerek buyurun. Bana herhalde bir konuşma hakkı buyurun doğar diye düşünüyorum. Buyurun. Süreyi baştan başlatacak mısınız efendim? Süre önemli değil. Derdinizi çok teşekkür ediyorum. Benim çok çok naziksiniz. Sağ olun. Benim söylediklerimden böyle bir değerlendirme çıkarmanızda doğrusunu isterseniz üzüldüm. Ben muhalefete muhalefet ediyor falan değilim. Ben sadece bir durum tespiti yaptım. Ayrıca muhalefet yanlış bir iş yaparsa muhalefete de muhalefet ederim. Benim muhalefet etmediğim bu milletin asli değerleridir. Bu ülkenin bölünmez bütünlüğüdür. Bu ülke üzerinde yaşayan insanların bağımsızlığı ve hürriyetidir. O sebeple yani dün baktığımızda evet dediğiniz tezkereye bugün hayır demeniz halinde ortaya çıkan çelişkiyi değerlendirmek gibi bir hakkım var benim. Ben bu haktan yararlandım. Buna gönül koymaya, kızmaya, muhalefete muhalefet gibi bir değerlendirmede bulunmaya hiç gerek yok. Altını çizerek tekrar söylüyorum. Bu da buyurun tamamlayın Sayın Derviş. Muhalefete muhalefet etmem ama bu devlete, bu millete, bu cumhuriyete muhalefet edene muhalefet etmek benim asli görevlerim olmasın. Sayın Beştaş, Sayın Oluç buyurun. Siz ne için söz istediniz? Vererek sataşmada bulundu Sayın Zengin, onun için söz istedim. Bunu artık biz toplayalım, yoksa tamam, bu sabaha kadar devam eder. Peki, teşekkür ederim Sayın Başkan. Yeni Sayın, bir sataşmaya mal vermeden. Sayın Zengin, bu Milli Savunma Üniversitesi sizin üniversiteniz derken kötü anlamda söylemedim bunu, yanlış anlamayın. Yok. Yani bizim iddiamız değil, sizin bildiğiniz bir mecrada bir iddia diye söyledim. Önce onu söyleyeyim. Birinci soru. Yani ne kastediyorsam onu söyledim. Yalan söyleyecek halim yok. İkincisi, şimdi bu İsrail'le bizi, İsrail meselesiyle ilgili kendi aramızda konuşmayalım lütfen genel şimdi, konuda. Sayın Zengin, neden söylediğimi söyledim. Yani bizim bir uydurduğumuz şey değil. Sizin bildiğiniz mecradaki bir yazıdan, makaleden bahsediyorum dedim. Uydurmakla ilgili değil. Şimdi ikincisi, Sayın Başkan konuş. Lütfen tamamlayın. Sayın üyeler, hatibi dinleyelim. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bu İsrail'le bizi bir tutuyorsunuz meselesi. Yani çok yadırgadım bu söylediğinizi. Neden yadırgadığımı söyleyeyim. Ya İsrail'le askeri anlaşmaları biz mi sürdürüyoruz? İsrail'le ticari ve ekonomik anlaşmaları biz mi sürdürüyoruz? Daha sizin genel başkanınız Amerika'da Netanyahu'yla buluşmadı mı? Eğer bu savaş patlamamış olsaydı Netanyahu Türkiye'ye gelmeyecek miydi sizin davetiniz olarak? O zaman İsrail'le bir tutulması niye yazıklar olsun lafını gerektiriyor? Neden? İsrail'le can ciğer kuzu sarması olan sizsiniz, biz değiliz ki. Teşekkür ederim. Sayın Köksal buyurun. Sayın Başkan, Cumhuriyeti kuran bir partinin Cumhuriyete, bu ülkenin toprak bütünlüğüne bağlılığı sorgulanamaz. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin, bu vatanın bölünmez bütünlüğünün, bağımsızlığının hatibi dinleyelim kırmızı lütfen çizgimiz olduğunu lütfen ifade ettik. Biz eğer muhalefet edilecekse Peygamber Ocağı bildiğimiz milletin bağrından çıkan kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz can siperhane mücadele ederken, şehitler, gaziler verirken, hatta gaziler, vatandaş, asker, vatandaş bile gazi olmak isterken itirazımız yabancı askeredir. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz bu ülkede kahramanca mücadele ederken yabancı askerlerin bu ülkenin topraklarını çiğnemesinedir. Her zaman da bunun karşısında olacağız. Bu hususta son olarak Sayın Zengin,
hemen toparlayalım gündemi. Ben de Sayın Saruhan Bey adımı söylediği için o sebeple kendisine cevap vereyim. Bir defa sadece grubu adına konuşan Saruhan Bey, yani ne diyeceğim ya, başka bir yöntem mi var hitap etmek için? Bakın, bir yanlış anlaşılma var. Şimdi İsrail'le olan ilişkilerin düzelmesi gerektiği konusunda ben düzelmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü konuşarak bunları halletmemiz lazım. Buradaki temel problem şu. Bugün siz dışarıdayken genel kuruldan Beren Hanım genel kurulu takip etti. Konuşan milletvekili arkadaşlarınız, birer dakika söz alanlar. Daha sonrasında kendinizi buraya kürsüye geldiğinizde siz değil ama arkadaşlarınız hasreten bir defa konuşmalarında sürekli olarak Türkiye ile İsrail'i terör devleti ilan ettiler. İlişkiler bambaşka bir şey. Yani Türkiye-İsrail ilişkilerini konuşmuyoruz. Sizin kendi milletvekillerinizin Türkiye'yi terör devleti ilan etmesinden bahsediyoruz. Konuşmaları dinlediyseniz... Teşekkür ederiz Sayın Zengin. Buyurun, tamamlayın lütfen. Makaleye atıf yapıldı. Bu makale, Sayın Başkanım, bu makale Sri Lanka, Kolombiya ve Cezayir üzerine yapılmış, yazılmış bir makaledir. Başka bir sahikle yazılan bir makaleden yola çıkarak aynı şeyi tekrar ediyorsunuz. Yani bizi ülkenizi... Ya Türkiye sizin ülkeniz değil mi? Kendi ülkenizi terör devleti ilan ediyorsunuz. Bunu biz reddediyoruz. Buna burada müsaade edemeyiz. Lütfen. O zaman bakın, Milli Savunma Üniversitesi'nin içinde milli ve savunma geçtiği için bizim üniversitemiz sayıyorsunuz. Bu Türkiye'nin üniversitesi değerli arkadaşlarım. Türkiye'nin üniversitesi. Burada o zaman bak aynı şeyi söylüyorsunuz. Bu ülke terör devleti değildir. Yok. Aynı şeyi söylüyor. Arkadaşlarınız aynı şeyi söylüyor. Türkiye İsrail'e aynı anda yan yana konamaz. Ne münasebet. Türkiye barış için... Sayın milletvekilleri, şimdi grubu olmayan siyasi partilerden söz talep edenlere